Hanımlar beyler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Cihan. Bugün sizler arkadaşlar sınava tam 70 gün kala hangi 5 hata yapmamanız gerekiyor. Onlardan bahsedeceğim. Kendim de bunların bir kısmını yaptım. Bir kısmını ise ucundan döndüm. Bu 5 hatayı yaparsanız arkadaşlar sınav yolunuz tehlikeye girer. O yüzden sizlere bu 5 hatayı söyleyeceğim ki arkadaşlar bu hatalardan uzak durun. Sınavınız daha iyi gelsin. Bir de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar her videoda ben bir kişiye derece hocam bünyesinde tek seferlik koşuluk yapıyorum arkadaşlar. E, buna çekilişle dağıtıyoruz. Normal tabii ki koşuluk paketlerimiz var. İnternet sitemize girip alabilirsiniz. Hatta şu anda sınava 70 gün kaldı. Hani 2 aylık alana kalan 10 günlük süreyi de Tabi ücretsiz hediye ediyoruz şu anda çekişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar ne yapacaksınız bu videoyu beğenip yorum yapacaksınız arkadaşlar herhangi bir yorum olabilir yani çekişe katıldım yazmanıza da gerek yok bir de arkadaşlar kanalıma abone olacaksınız kanalıma abone olanlar arasından bu videoyu beğenip yorum yapan arkadaşlar arasından bir kişiye ücretsiz koşu koyuyorum geçen videonun kazananını bu videonun yorumlarının başına sabitliyorum bu videonun kazananı da bir sonraki videonun arkadaşlar yorumlarının başına sabitlenmiş olacak. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Birinci hatam neydi arkadaşlar benim? Birinci hatam daha hala arkadaşlar e, benim AYT'ye bazen ağırlık vermememde bu hatayı yapmamanız lazım şimdi hala arkadaşlar e, TET ağırlıklı gideyim işte TET test kitabı çözeyim edeyim falan bunu artık bırakmanız lazım bir kenara artık olay zaten yani TET'te belli bir yere kadar geldiniz artık arkadaşlar bunun artık peşine bırakın Tamam mı? yani sınava kalmış şurada 70 gün ya bu zamana kadar çalışmışsın zaten TET evet, artık biraz daha AYT odaklı var kendine. Budur yani bunun üzerine daha uzun bir video çekeceğim o yüzden burayı biraz daha kısa atlıyorum. ikinci kısım arkadaşlar tekrar yapmamak yani hani çalıştınız ettiniz bu zamana kadar ya kiminizin arkasında seneler boyu süren çalışma kiminizin arkasında aylar boyu olan bir çalışma kimileri tabi yeni başlayanlar da vardır. Amma ve lakin her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Siz okuduğunuz e, her soruda, her test kitabında, her paragrafta, her denemede sürekli yeni bir bilgi beyninize geliyor sizin arkadaşlar. Çalıştıkça bir şeyler öğreniyoruz. Sürekli bu bilgilere yeni ekleniyor. Edebiyatta, tarihte, biyolojide sürekli daha bir detay öğreniyorsun, daha bir şey öğreniyorsun. Ama bunları yaparken eğer sen geçmişe dönük tekrar yapmazsan bunlar unutulabiliyor. Şey gibi düşün yani sırtınızda bir çanta var ve sen o çantaya sürekli bir şeyler dolduruyorsun sürekli bir şeyler dolduruyorsun e bir noktada ne olacak senin oturup dinlenmen lazım ya bu çantada ne var şunu bir düzenleyeyim bir toplayayım demen lazım değil mi sürekli koyulursa olur en sonunda o çanta patlar arkadaşlar patlar yani onun patlamaması için de arasın, ara sıra sin, durup o çantayı şöyle bir düzeltmeniz gerekiyor e, bu dediğimi lütfen unutmayın sakın tekrar silerim ya onu tekrar yapacağım mı gideyim bir iki bir şey der mi falan demeyin yani bu zaman kadar çok çalışınız bunların kaybolmaması için boşa gitmemesi için güzel tekrarlarınızı yapmanız gerekiyor bir üçüncüsü hala daha az deneme çözmek, deneme sayısının yetersiz olması. Lütfen arkadaşlar ya husna 70 gün kalmış daha hala denemenin az olması ne demek? Denemeler artık arttırmamız lazım. Hatta yani konusu e, konusunu bitirmiş arkadaşlar full deneme art onların analizi onlara göre bir tekrar vesaire çalışmasına gidebilirler. Ya zaten Mayıs'ta Haziran'da ne yapacağız? Ya? Eğer konuların bittiyse Ondan sonra ne yapacaksın? Ya çıkmışları çözeyim. işte denemeler sürekli deneme çözeyim. O denemelerdeki hatalarımı analiz edeyim. Ona göre konu çalışması yapayım. Vesaire vesaire. Bu şekilde gitmesi lazım. Sınava bu kadar kısa bir süre kalmış. 70 gün denizde 10 hafta var ya. Sen haftada 2 tane çözsen sınavı kadar toplam ne kadar ediyor? 20 tane tt genel ediyor. 20 öyle aşırı da fazla bir sayı değil mesela anladınız mı? Ya TT2 bu arada öyle örnek verdim. Ya, kimisinin bir tane çözmesi gerekir. Kimisinin şu anda 4 tane çözmesi gerekir. Bu kişiden kişiye değişir. Ya. bizim koşuk öğrencilerimiz de öyle ya. Kimisine diyoruz ki haftada 4 tane çöz. Kimisine diyoruz ki haftada bir tane çöz. Bu öğrencinin bulunduğu seviyeye göre değişir. Buradan net bir şey söylemem. O yüzden doğru olmaz arkadaşlar. Ama ve lakin normalde çözdüğünüz deneme sayısını artık arttırın. Yani sen şu anda çözdüğün deneme ile senin Ocak ayında Şubat ayında çözdüğün deneme sayısı aynıysa orada bir sıkıntı var. Artık orada bir vitesi yukarıya atman gerekiyor. Gelelim 4 dördüncü kısma. Dördüncü kısımda ne var peki? Deneme analizlerini yapmamak, onlardan kaçmak ne? Deneme canını sıktı belki ya da canını sıkmadan Normal çözdüm benzeri geldi. Oturup o denemenin üzerine güzel bir analiz yapmamak. Yahu ben burada deneme önüme aldım. Hangi soruları yapamamışım? Ben bu soruların bir yapıp doğru yapımını izleyeyim. Hatta ya bu soru eğer güzelse ya da ben bu soruya tekrar bakmak istiyorsam şunu keseyim. Bir kenara kaldırayım. Bir dosyaya koyayım. Bir defter hazırlayayım. Ya böyle şeyler demek var. İşte mesela bir deneme çözüyorsun. Orada tarihten bir soruyu kaçırdın. Osmanlı'nın işte sallıyorum sana ikinci Murat dönemiyle ilgili. açım ya bu ikinci Murat kimdi bir bakayım falan demek var. Bir de ha, bu doğru muymuş, bu yanlış muymuş yani videoyu izleyeyim geçeyim falan böyle demek var. Ya bunun üzerine birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bunları güzel analiz etmezseniz gelişemezsiniz. Ya sen nasıl netten atlayacaksın? Hatanı fark edeceksin ya. Artık konular bitti tabii. Yeni konu öğrenmekte arttırabilirsin. Hatalarını fark edeceksin. O hatalarınsa üzerine gideceksin. Hatalarını bulup onları tespit edip onları doğrularıyla değiştireceksin ki sen daha iyi netler yapabil. Netlerin artsın daha iyi sonuçlar al skorlar al. Ya bu, bu çok önemli arkadaşlar bunu sakın atlamayın. Ve gelelim son hatamıza benim söyleyeceğim son hata umutsuzluğa düşmek. Lütfen artık arkadaşlar şey lafı duymak istiyorum ya olmayacak etmeyecek. Şimdi bir özde bir falan varmış sanırım yani hepiniz ona giriyorsunuz. Özde bir var özde birim kötü geçti abi işte ben kazanamayacağım. E çalışma o zaman bırak o zaman ya ağlanıp sızlamanın anlamı yok anladın mı? Pardon birazcık kızdım arkadaşlar. Ya ağlanıp sızlanmanın kime ne faydası var? Hadi sen normalde günde 8-9 saat çalışıyorsun. Özle birin kötü geçti. Denemen kötü geçti. MSÖ'ün kötü geçti. MSÖ'ü nasıl yani onu söylemem lazımdı. Kötü geçti. Sen gittin bir hafta önce 4-5 saat çalıştın. Sonra ağladın. Hem moralin bozuldu. hem kötü çalıştın. E ne ya kötü yapca? O zaman hiç çalışma. Hiç çalışma. Yiyor mu yemiyor değil mi? Az çalışıyor. O zaman tam çalış. Tam sonra çünkü bunu üzüleceksin. Ben niye çalışmadım diyeceksin. Sınav yaklaşacak, yaklaşacağız daha çok stres yapacaksın, geleceksin lan keşke o zaman da çalışsaydım diyeceksin. Şu var, şu var, buna da bakayım, ona da bakayım, hop 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 derken eksik kalacaksın. Ya bunu yaşama, anladın mı? Bunu yaşama. Ya böyle bu umutsuzluğa kapılma. Ya madem kötü, o zaman çalışma abi, niye izliyorsun bu videoyu, niye izliyorsun ya, bak bunu yapma. Ee, bu arada şeyde kızmıyorum bu çok normal, insani bir şey, yani benim de tabii ki tadım kaçıyor bazen ama bakın ben kalkülüs 2 dersim var, bu videoyu çektikten sonra oturup ona çalışacağım. Arkadaşlar bu kalkülistik dersini ben bu üniversite dördüncü kez alıyorum Boğaz şimdi Tamam mı? Dördüncü kez alıyorum. Dör üç kere kaldım ben bu derse ve çalıştım yani. E kaldım ben ne yapacağım abi? Oturup bir daha çalıştım. Şeyde bir of ya ben bunu geçemiyorum mezun olamıyorum Böyle bir sızlanmacı yok bende. Oturuyorum çalışıyorum. Niye? Çünkü ben onu geçeceğim biliyorum ya. Geçeceğim ben onu bir şekilde. Kalmayacak o. E sen de e, yapamadıysan bir sonraki ne yapacaksın? Hatan tespit. Benim hatam neydi? Düzenli çalışmamaktı. Kalkülüsü geçemem. Kalkülüs ki de ne dersiniz arkadaşlar? Sizin aldığınız limit türev integral vardı ya. Onu biz uzayda alıyoruz. O. E, ya ben de son ana bıraktım. Hepsini bir anda sindirmeye çalıştım. Olmadı. Yavaş yavaş. o zaman çalışıyorum düzenli çalışacaksın o zaman yapacak bir şey yok bu şekilde gideceksiniz arkadaşlar o iş öyle olmuyor yani her şöyle uzaktan görüp gözüktüğü gibi kolay değil maalesef çalışacaksınız ya yani Canımız sıkayım, moralim bozuldu bugün çok böyle bir şey yok Her gün çalışacaksın Arada kötü giden şeyler oluyor. Herkesin oluyor. Kimin olmuyor Allah aşkına ya. Aranızdan bir kişi var mı? Lütfen varsa yorumlara belirtsin. Benim her günüm iyi geçiyor abi. Süper bomba yapacağız bu işi. Ya tabii ki modu yüksek olan arkadaşlar vardır da her gün iyi geçemez. Her gün efsane olamaz. Süper olamaz yani. Tabii ki de ara ara düştüğümüz zaman olacak. Ayağa kalkmayı Eğer mutsuzluğa düşersen bu iş olmaz. Başta kendine inanacaksın. Ben ne dedim bu kanalda? Ben demedim. Roosevelt dedi de Amerikan başkanı. İnanmak başarmanın yarısı dedi arkadaşlar. Yani sen kendine inanmazsan nasıl olacak bu iş olmaz ben sana söyleyeyim baştan bırak yani inanmıyor sen kendine. Bu şekilde de arkadaşlar bu 5 hatayı sakın yapmayın. Bunların terslerini yapın tabii ki de yani. Bu hataları yapmayayım tamam ya yapmıyorum başka bir şey değil. Yani bunların tersini yapın ki e, daha iyi bir sonuç alabilin. Sınav artık yaklaşıyor. Daha fazla video olacak bu kanalda. Ben yapmak istediğim videoların fikirlerini de hazırladım. Bunları arka arkaya peş sıra çekip sizlere yok yükleyeceğim arkadaşlar. Haftada belki artık 2 e, iki videonun aşağısına inmez de 3 video belki 4 video kadar da çıkabiliriz. E, benden koçu almak isterseniz de bu arada ben e, baştan söyleyeyim ben hani yazacakları oldu. ben şu anda kendim koçu kalmıyorum. Program çok yoğun. Öğrenci almıyorum hiçbir şekilde ama dediğim gibi bu tek seferlik görüşmeleri gerçekleştiriyorum i̇şte haftada birkaç öğrenciyle öyle gerçekleştiriyorum tek seferlik görüşmeleri. Ücretsiz bir şekilde size rekoşik yapabilirim kanalıma abone olun beğenin aşağıda yorum bırakın hepinizi seviyorum hoşçakalın.